Hoş geldiniz reisler. Eyvallah. Tatlı çay kahveni götüreyim. Olur olur, çay olur. Hoş geldiniz. Biz de yalan dünya diyerek tipi yad ediyorduk. Yalan yalan dünya. Baba Doğan. Dünya yalan. Evden mi? Evden Şahin'a. Tadınız niye yok? Bir şey yok yani öyle. Alparslan buraya geliyordu. Ben de dedim ben de geleyim. Hem bir değişiklik olur hem kafam dağılır. İyi etmişsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Emin. Hele bir şeyler çal. Bak İlyas değil ki kafamız dağılsın. Ne istersin reis? Yani fark etmez. Biz uyusun yeter. Ya şey vardı eminim. Sabahtan beridir dilime dolanmış durmuş. Onu söyle hele. Pınar başından bulanır canım oy. İner ovayı dolanır canım oy. Başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy. Sende çok anlar bulunur canım oy, dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Canım oy, aşk oduna yanmadın mı canım oy? Can yakmaya doymadın mı canım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yâri görmesem halim yaman olur halim. Yaman olur vay vay. Görmezsem halim yaman olur halim yaman olur vay vay. Bak görmüşsün şu an. Dağıldı dağıldı İlyas'ın kafa dağıldı. Kafası mı yuvası mı bilemeyiz de. Neyse. Af buyur. Yok bir şey yani baba Doğan. Sarsıldık hepimiz. Tipi abinin tabii rahmetli olması
Hepimizi Allah kullak etti. Vallahi reisim, oturduğumuz yere sığamaz olduk. Aklıma geldikçe ben de böyle türkü çığırıp ağlıyorum yani. Kendi haline ağlıyorsundur inşallah, Zafer'im. Yo, Kip abiye ağlıyorum Şahin'a. Adam sevdiğine kavuşmuş. Neyine ağlıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Kendi halimize ağlıyoruz diyecek kadar cesaretiniz yok mu? Yok yok. Vurmaya kırmaya cesaretimiz var da ahlanmaya bağlanmaya cesaretimiz yok. Reis, hazır. Buraya kadar gelmişsiniz. Kalın da beraber yapalım sahura. Bir daha o kadar yolu geri dönmeyin. Hı. Bilmem. Ne dersin amca? Olur. Ha, güzel olur. Sohbet ediyoruz işte. De hadi kalkın sahura hazırlayalım. Sen burada bizimle sahura kalmazsın İlyas. Bizim gibi kimsesiz değilsen tabii. Hele anlat. Ne oluyor? Pınar'ın başından bulandığını biliyorsun da neyini soruyorsun Baba Doğan? Ya benimkisi türkü. Sen hikayeyi anlat. Daha sahura çok var Tekin abi. Niye çağırdın ki? Ya varsa var. Anlat hele Zafer, ne oldu? Sorma reisin başına gelenleri Tekin kardeş. Ya sorduk da işte anlat. İlyas reis iftiralara geldi. Ne gibi? Ya bu Pınar Hanım yok muydu? He. Reisin onunla adı çıkmış. Ne? Ne alakası var, olur mu öyle şey? İşte bu façalılar senin dediğin gibi konuya yaklaşmadı. Onlarla savaş halindeyiz. Herkesin haberi olsun. Yok artık, daha neler. Haşmet Façalı reisime kafayı attı. Oradan da Ömür yengeyi de aldı getirir evden. Fakat mı lan Mikail? Ya bak, bu Zafer'in çünkü biraz abartma oyu vardır ha. Yok abi. Maalesef durum bu. Bir bu eksikti. Arada kalacak bir şey yok. Bu benim sorunum. Benim yüzümden kimse ne tepki göstersin isterim ne de arada kalsın isterim. Şimdi taş kafalı Haşmet sağa yürüdüğünde garibin Behzat'ı da arada bırakmıştır. Ben ona üzüldüm. Arada kaldı tabii. Ama neticede birisi abisi, birisi bacısı. Onların yanında olması gayet normal. Yarın gerçeği öğrenince çok mahcup olacaklar. Haşmet, Alparslan, taş kafalı diyorum sana Haşmet. Bir de üstüne o taş kalbini koy. Yani çok bir şey bekleme. Allah'tan Tipi abi göçtü gitti de bu rezilliğe şahit olmadı. Bu Haşmet'i bu gece boğardı o evde. Daha beter rezillik olurdu. Bu iş Radon'un itlerinin kulağına giderse fırsatı kaçırmazlar. En kısa zamanda bir kurşun daha sıkarlar. Sıksınlar. Ben buradayım. Aslında bu durumu avantaja çevirebiliriz amca. Aha da attı amcasını ortaya. Nasıl lan? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.